Merhaba arkadaşlar. Bu videodaki amacımız EMCO HMI ile herhangi bir cihaz üzerindeki verileri okumak ve buraya veri yazmak. Bizim kullanacağımız cihaz yine bir EMCO yorulu TransAMF jeneratör kontrol cihazı. Amacımız bunun içerisindeki bir veriye HMI'ye yansıtmak. HMI'deki bir veriyi de cihaza yansıtmak olacak. Bu işlem için sadece bir 485 kablo kullanacağız. İki telli bir burgulu kablo biliyorsunuz. Çok basit olarak bu haberleşme ayarının nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Öncelikle çalışmasına bakalım. Şu an gördüğünüz gibi HMI üzerinde zaman saniye cinsinden görülmekte. Aynı ekran burada da mevcut. Her ikisinde de eş zamanlı olarak görülmesi için bu şekilde planladım. Bakın 15, 16 aynı şekilde burada da görünüyor. Yani bu zaman veya herhangi bir parametreyi HMI'ye yansıtmış oluyoruz bu şekilde. Bunun tersi olarak da buradaki bir buton üzerinden yine aynı şekilde TransAMF ya da buradaki bir veri girişi üzerinden herhangi bir parametresine veri yazabiliyoruz. Şöyle ki göstereyim. Ben şimdi bu panelden butona basıyorum. Gördüğünüz gibi hiç buradaki butona basmadan yine panel üzerinden de aynı işlemi gerçekleştirmiş oluyorum şöyle. Göreceğiniz üzere. Bunun nasıl yapıldığını şimdi bilgisayar tarafında birlikte görelim. Şimdi yazılım tarafına geçelim arkadaşlar. Öncelikle iki cihazımızı iki adet kablo ile birbirine bağladık. 485 portlarında A hattını B hattını olacak şekilde burgulu ikiz kablo ile bağlantımızı yaptık. Tüm cihazlar için bu geçerli. Daha sonra ilgili cihazın kullanacağımız, bağlanmak istediğimiz cihazın Modbus adres tablosunu indirdik. Tabi bu biraz uzun bir tablo ama ben gerekli kısmı aldım. Buradan bizim için iki tane buton gerekli olacak. Bir tanesi otomatik butonuna basmak istiyoruz, mod butonuna. Diğeri de manuel butonuna, yani şuradaki adresleri tetiklemek istiyoruz panelden. O yüzden bu iki adres bize gerekli olacak. Bir sonraki sayfada da gerçek zaman saati var TransAMF kontrol cihazı üzerinde. Onun saniye bilgisini okumak istiyoruz. Yani şuradaki 40.054 numaralı Modbus adresi bizim için gerekli olacak. Bunları yapmadan önce cihazımızı, yani bağlanmak istediğimiz cihazı, bizim burada TransAMF cihazını haberleşme ayarlarına bakıyoruz. Ve bunu bağlanacağımız cihazla aynı ayara getiriyoruz. Örneğin biz cihazımızda 9600 baud ayarlı. ID'si 1. Diğer paritesi stop bitleri aynı olacak şekilde ayarlandı. Bir de varsayılan olarak fabrika ayarlarına Modbus ASCII geliyor. Biz Modbus RTU'ya çevirdik kendi menüsünden üzerindeki butonlara basarak. Burada teknisyen ayarlarına girip oradan seri haberleşmeden Modbus'ı RTU'ya çevirdik. Buna dikkat ediniz. Eğer bunu yapmazsanız haberleşmeniz gerçekleşmeyebilir. Öncelikle cihazdaki, her iki cihazdaki de ayarlara bakmamız gerekir. Şimdi gelelim IPR2IDE dediğimiz bizim tümleşik yazılımımıza. Burada HMI'yi programlamamız gerekecek. Yeni bir çalışma sayfası açtık. DD ismini verdik çalışmamıza. Kullandığımız operatör panel 7L modeli grubun şu an bağlı olduğum, o yüzden onu tanımladım. Donanım yapılandırmam gerçekleşti. Karşıma haberleşme sayfam geldi. Haberleşmeyi direkt buradan ayarlayabilirim ama yanlışlıkla kapattıysanız yine şuradan seçeneklerden haberleşme ayarlarından aynı yere ulaşabilirsiniz. Biz COM2'den 485'ten bağlanmıştık biliyorsunuz. O yüzden burayı seçiyorum. Diğer bağlantı portlarını kullanmış olsaydım onlardan birini seçecektim. COM2 RS485 seçtim. Bağlantıma bir isim veriyorum. TR1 adını vereyim. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Modbus seçtim. Buradan biraz önce söylediğim gibi ASCII değil RTU'yu tercih ettim. Cihazımın, slave cihazımın, yani bağlı olan TransAMF'nin cihaz ID'si 1. Bağlantı hızı 9600. Yine diğer değerler aynı olacak şekilde ayarladım. Yapılandırdıktan sonra ekle diyorum. Cihazımı eklemiş oldum. Artık bu cihazla haberleşeceksin demiş oluyorum panelime. Ve tamam diyorum. Şimdi geliyorum adres etiketi tanımlamaya. Adres etiket bölümüne geldim. Buradan bir isim veriyorum. Öncelikle zamanı okumak isteyeyim.
Saniye ismi vereyim bu etikete. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Küçük harf yazayım. Daha sonra hangi cihazdan okumak istiyorsunuz seçeneği kısmına. TR1 biraz önce tanımladığım cihaz. Burada şimdi bir sonraki adımda ise yine aynı şekilde TR1 seçiyorum. Buradan Holding Register seçiyorum. Ve adresime bakmam gerekecek şimdi. Gidiyorum önceki sayfaya. Biraz önce kullandığımız sayfaya şuraya. 40.054 idi adresimiz, hatırlayınız, buradan görüyoruz. Dolayısıyla buraya 54 yazıyorum. Pardon, 54. Evet, 40.054 adresini okumak istediğimi belirttim. Tamam diyorum. Yine ilgili sayfaya geleyim. Şöyle 40.054. Unsigned 16'yı seçiyorum yine burada. Hafıza alanı olarak hani bit seçeme biliyorsunuz. Ekle diyorum ve böylece artık bu etiketi tanımlamış oldum. Uzak bir etiket, yani diğer cihaz üzerindeki bir hafıza alanını tanımlamış oldum. Tamam diyor. Buradaki saniye değerini ekranda görmek istersem, panelimde görmek istersem sayı göster seçeneğinden ve bunun okuma adresinden, tabii ki üzeri işaretliyken şu şekilde, okuma adresi biraz önce tanımladığım etiket değerini gösteriyorum, etiketi gösteriyorum ve böylece artık bunu cihazıma yüklersem TransAMF üzerindeki parametreyi burada gözlemlemiş olacağım. Bizim burada saniye ve panel üzerinde gözlemlemiş olacağım. Şu an panelimin üzerinde bunu görmeye başladım. Aynı şekilde bir tane de buton yapalım. Böylece bir tane okuma, bir tane de yazma yapmış oluruz. En son yine buradaki ekranımıza bakarız. Şimdi buton yapmak için yine adres etiket editörüne gidelim. İsterseniz man butonunu yapalım önce. Manuel butonu. Buradan yine cihazımızı seçiyoruz. Bu defa Holding Bit seçiyoruz buradan cihaz bölümünden. Holding Bit ve adresimiz, yine bakalım isterseniz şuradan. Bir sonrakiydi. Şöyle manuel bulalım. Tanımını kapatmışız galiba. Ama hatırlıyoruz sonuçta bunu. 761'e 6 idi bu. 761'e 6 adresiydi manuel olan. Biraz önce bakmıştık. Tamam diyoruz. Yine bunun uzantısı unsigned 16 olarak seçiyoruz. Böylece manuel butonumuzu da tanımlamış olduk ve ekle diyoruz. Aynı şekilde bir tane de auto butonu eklemek için ekle diyorum. Bu defa adını auto yazıyorum tek tek tanımlamak yerine. Ve bunun adresi farklıydı. 4'tü, hatırlayınız şu kısımdaki adresi. 4. bit değiştirirsek bu butona basmış olduk. Böylece 3 adresimizi de tanımlamış olduk. Bir tanesi okuma, iki tanesi yazma adresi, yani buton görev görecek şekilde. Bunları tamam diyorum ve 2 adet buton koyuyorum. Butonları yine şuradan push buton seçeyim. Süslemeye gerek yok. Bunun okuma adresine şöyle, yazma adresine pardon, manuel olsun. Aynı şekilde bir tane daha push buton alayım. Şu da auto butonum olsun. Onu da yazma adresini auto seçeyim. Bunların üzerine birer metin koyayım isterseniz. Şöyle manuel ve auto diyelim. Evet. Şimdi bunu cihazımıza yükleyelim, panelimize. Ve gerçekten yine istediğimiz şekilde çalışıyor mu? Birlikte gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi sonucu beraber görelim. Gördüğünüz gibi biraz önce tasarladığımız ekran karşımıza geldi. Saniye birimi ilerliyor. Aynen buradakiyle eş zamanlı olarak. Ve manuel butonu ve auto butonlarını da koyduk. Şuradan etkilerini görelim. Bakınız, buradan bastığım zaman değiştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi butonlarımızı. Aynen. Şöyle basıyorum ve etkisini görüyorum. Sadece bu işlem için şu ikiz burgulu kabloyu kullanmış olduk her iki cihazı haberleştirmek için. Bu çalışmamız bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım çalışma sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.